Kanal 25 ekranlarından hepinize iyi haftalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Günlerden pazartesi saatler 13'ü gösteriyor ve Biz Bize Erzurum Seçime Doğru programıyla karşınızdayız. Evet, Biz Bize Erzurum Seçime Doğru programında malum 7 Haziran genel seçimleri öncesi milletvekili adaylarını konuk alıyoruz ve Erzurum aynı zamanda Türkiye'yi konuşuyoruz. Yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var sevgili izleyiciler. Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı 25. dönem Erzurum'dan bağımsız milletvekili adayı Sayın Dursun Güneş bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Evet efendim, seçimlere artık bir aydan az bir süre kaldı. Evet. Dursun Güneş ve ekibi yoğun bir tempoda çalışıyor. Evet. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Buradan başlayalım isterseniz. Evvela şöyle diyelim efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeyin. Canım Erzurum halkını cani gönülden selamlıyorum. Kanal 25'in ekibini de cani gönülden selamlıyorum. Hayırlı başarılar diliyorum. Sağ olun. Seçim atmosferi şöyle ki, biz 1-0 önde götürmeye devam ediyoruz seçimi. Fakat hakkaniyet bir seçim olmadığı ortada. Şartlar eşit değil. Mindere çıkan pehlivanlar eşit olması lazım. Eşit şartlarda güleç tutması gerekir. Adalet bunu gerektirir, hak bunu gerektirir. Fakat eşit şartlarda güreş yapmıyoruz. Ezici çoğunluğu olan partiler, efendim söz sahibi olanlar, bütün hep böyle olmuştur belki, büyük balıklar küçük balığı yutmaya çalışıyorlar. Onlara söz hakkı vermiyorlar. Onlara hayat hakkı vermiyorlar, tanımıyorlar. Hak ve Hakikat Partisi nereye bir afiş atsa belediye başkanı başında, ekibi peşinde hemen onu kaldırmaya çalışıyorlar. Nerede bir konuşma yapsak veyahut nerede bir şey çalışma yapsak aynen Abu Leheb gibi bizleri izliyorlar, engellemeye çalışıyorlar. Bizleri yutmaya söz hakkı dahi vermek istemiyorlar. Bir yetkili, onların yetkililerinden söylüyoruz ki hiç böyle bir sıkı denetim olmamıştı Erzurum'da şimdiye kadar. Dursun Güneş'in bağımsız girmesi bütün şeyleri, birimleri harekete geçirdi diyor. Bunun için kusura bakmayın, biz görevimizi yapıyoruz. Evet. Peki sanıyorum dün akşam da yine Tebriz Kapı Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde. Bürosu'nun önündeki efendim fotoğraflar, afişlerimizi kaldırdılar. Evet. Halkın o kadar da tepkisi olduğu halde yine de onu yaptılar ama kendilerinin, bizde fotoğrafları var onların. Alabilir miyiz o fotoğrafları? Onları da sırası geldi gösterelim. Evet, onları ben alayım. Ben alayım onları. Arkadaş. Peki Sayın Hocam, şimdi iktidar partisi belediyesi bunu yapıyor da kendi afişleri var mı diyorsunuz yani? Kendi afişlerini arkadaşları objektife aldılar. İşte şimdi onları bakın, her tarafta onlar da haksız afiş açmışlar. Onlar asabiliyorlar, onlar yetkililer, onlar işte ileriler, onlar asabilirler ama Dursun Güneş'in afiş asması yasak. Evet. Bayrak asmışız, sadece iki tane bayrak bırakmışlar. İlçe ofisi asmışız, önüne iki tane bayrakla yetiniyor. Kendileri bütün gökyüzünü kuşatıyorlar çoğu yerde. Efendim, peki gerekçe ne gösteriyorlar efendim size? Efendim ileri geri hiç gereksiz gerekçeler. Efendim orada arabalar dönerken arabalarda sıkıntı oluyormuş. Ondan dolayı şikayetler oluyormuş. Lafa bak, söze bak. Sizin fotoğraflara baktığı zaman afat olmuyor da, şey olmuyor da, böyle bir sonra daha büyük bir afatı görüyorum. Güneydoğu'da silah altında seçime girmişiz. Evet. Bu da bir afat yani.
Bu da bir afet, bir eşitsizlik var burada da, bir yanlışlık var, bir demokrasinin yoksulluğu var, bir iradenin yoksulluğu var. Bu da ayrı bir durum. Evet. Şimdi evet. Sevgili izleyiciler, ben fotoğrafları tek tek size göstereceğim. Tabii işte şu anda elimdeki bir fotoğraf, burası belediye binasının karşısında AK Parti'nin genel başkanı ve milletvekili adayının bulunduğu resim. Yine Aziziye Hastanesi'nin karşısı, eski araştırma Aziziye. Yenişehir ikinci marketlerde yine AK Parti'nin çekilmiş bir afişi mevcut. Yakutiye Kent Meydanı'nda yine bir başka iktidar partisinin afişi var. Yakutiye Kent Meydanı'nda bir diğer afiş var. Tabii burada belediye binası yine Büyükşehir Belediyesi'nin binasının olduğu alanda mevcut. Artı Yıldızkent'te Recep Tayyip Erdoğan rekreasyon alanı var. Park, büyük park, orada da yine bir afiş. 100. Yıl Parkı'nın olduğu alanda yine iktidar partisinin afişleri ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki fil geçtiği köprüsünün olduğu alanda da yine iktidar partisinin adayının afişi var. Bu konuda tabii bize çok şikayet geliyor sevgili izleyiciler. Sadece Hak ve Hakikat Partisi değil, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek diğer partiler. Dolayısıyla belediyenin bu konuda çifte standart yaptığını öne sürüyorlar ama bu konuda da belediye şu ana kadar net bir açıklama yapmadı. Yani kaldırma, yasak, kurallar konusunda da net bir açıklama yapmaması ister istemez siyasi partilerin tepkisine neden oluyor. Eşitsizlik dediniz efendim. Bir tarafta hazine yardımıyla seçim evet, yarışına giren partiler var. Mecliste grubu bulunan partiler. Diğer tarafta da sizin gibi bağımsız. Evet. Kendi suyuyla kaynayan, kendi yağıyla kavrulan evet, bir parti var efendim. Evet. Bunları da zor şartlar altında yürüdüğümüz halde gelmiş afişleri çekmiş götürmüş. Afişleri de vermiyorlar bu sefer. Geri de vermiyorlar. Geri de vermiyorlar. Evet. Evet. Peki vatandaşın bakış açısı ne? Vatandaşı büyük tepki gösteriyor. Vatandaş farkında. Ama bir azamete uğrayacakları muhakkak. Erzurum'dan bir tokat yiyecekler. Bak bunu burada söylüyorum. Erzurum'dan bir tokat yiyecekler. Ama ne kadar acısı olur bilemem. Allah-u Alem üniversite bir anket yapmış. Evet. O gün bize anketi getirdiler. Bazı arkadaşların görüşleri var. Dedikodu anketleri var. MHP iki milletvekili çıkarıyormuş. Evet. Bağımsız bir milletvekili garanti etmişler. Evet. Onlar da efendim o şeye kanaate varmışlar. AK Parti iki tane ya çıkarabilir ya çıkaramaz. Bir tane de DTP ile AK Parti arasında böyle bir şüphe oluşturmuşlar. Evet. Bu şeydeki Erzurum'daki seçim neticeleri yani şu andaki peki, nabızı böyle söylüyorlar. Bu anket sizi sevindirdi mi? Biz bu anketin böyle olduğunu biliyorduk. Daha fazla biz bekliyoruz. Ezmeyi düşünüyoruz. Ezeceğimizi zannediyoruz. Ezici mesela, çoğunluk. Evet. Ezici çoğunlukla ezeceğiz biz bunları inşallah. Evet. 50 binin yukarısında bir oy bekliyorum. 100 binin altında, 50 binin yukarısında bir çoğunluk katılım bekliyorum. Hocam, halkın teveccühü çok yüksek. Evet, strateji nedir? Yani Dursun Güneş bu yola çıktı. Evet. Bağımsız aday. Bir tane daha var bağımsız aday. Evet. Dolayısıyla karşınızda da gerek iktidar gerek muhalefet partileri var. Dolayısıyla nasıl bir strateji belirlediniz? Nasıl bir çalışma programı yaptınız? Vatandaşın evet, bakış açısı bu noktada ne oldu? Şimdi biz hak olduğumuzu halk idrak ediyor. Hak demek doğrular demek, adalet demek. İlk önce bizi bazı yani plakatör olarak söyleyenler oldu. Provokatör. İşte, provokatör neyse. Efendim bazı kimselerin ortaya atmış olduğu bir satılmış bir Dursun Güneş zannettiler. Efendim işte derin devletin çıkarttığı Tayyip'e karşı böyle bir bazı yorumlar yaptılar. Fakat geldiğimiz süreçte anladılar ki adam gibi bir adam ortaya çıktı.
Evet. Buna kanaat getirdiler ve şimdi bize hilafetten sorular soruyorlar. Bunun üzerinde çok duruyorlar. Evet. Hepsini tamamlamışlar herhalde. Hocam siz işte şair olarak geldiniz Erzurum'a, irşada başladınız. Burada da kendinizi kanıtladınız hem şairlikte hem şeyde. Evet. Şimdi bir de bir iddianız var, halifelik iddiası var. Bunu da bize kanıtlayın diyorlar. Hepimiz sizin yanınızdayız diyorlar. AK Parti'ye su yok. Evet. Koray Bey hattımızdaymış. Koray Ulusoy. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey soracaktım da. Buyursunlar efendim. Neden yasaklıyorlar bayrakları evet. Atmaya? Evet. Var mı başka neden? Sorunuz? Yok. Çok teşekkür ediyorum Koray Bey. Onların söylemesi Dursun Güneş'ten korkuyorlar. Evet. Şimdi efendim vatandaşın tabii ki beklentileri fazla. Evet. Özellikle bu seçimlerde siyasi iktidar kanadındaki vekillerin Erzurum'a bakış açısı. Yani 12-13 yıldır tek başına bir iktidar ve Erzurum'da bu iktidara çok büyük bir destek verdi. Karşılığını alabildi mi? Vatandaş konuşurken bunları size neler söylüyor? Benim görebildiğim kadar Erzurum adayını yanlış seçti AK Parti. Mevcut listeyi mi diyorsunuz? Mevcut listeye yanlış listeyle girdi. Evet. Ondan dolayı bir kaybı var. Tabii Hak ve Hakikat Parti'nin ortaya çıkması onlar için bir sürpriz oldu. Bundan da bir kayıpları var. Onu da iyi biliyorlar. Efendim bir de AK Parti eşmiş olduğu kuyuya kendisi düştü. Yani DTP'yi terör örgütünü siyasi alana taşımakla AK Parti kendi kuyusunu eşti. Şu anda tek başına iktidar olacağını zannetmiyorum. Çünkü silahlar altında Güneydoğu'da seçime giriliyor. Güneydoğu terör örgütü tamamen ele geçirmiş, barajı aşacak durumda görülüyor. Benim şahsi kanaatim, tespitlerim. Hedefe barajı aşar diyorsunuz. Hedefe barajı aşarsa tek başına iktidar olmaktan olamayacağı aşikara ortadadır. Evet, bir de bağımsızlar kazanırsa. Bir de bağımsızlardan fazla zannetmiyorum kazanacak olan da yalnız MHP'nin araştırdığıma göre MHP oylarını biraz artırıyor. Evet. Bu da bir art bir eksisi tabii. AK Parti'nin. AK evet. Parti'nin. Ondan dolayı AK Parti büyük sıkıntı içerisinde. İşte onun için Dursun Güneş'i nasıl diskalife edebiliriz buradan efendim eksiltebiliriz belki bir AK Parti'yi milletvekilini çoğaltabiliriz ama o geçti. O geçti. 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 Peki efendim en büyük hatası ne oldu AK Parti'nin size göre? En büyük hatası AK Parti'nin Orta Doğu projesinin eş başkanı olmakla yaptı. Evet. İkinci hatası Kürt açılımı olarak yaptı. Kürt açılımı Orta Doğu projesinin zaten başlangıcıydı. Üçüncü büyük hatalarından birisi Ermeni açılımı yaparak Ermenilerin 100 sene evvelki haklarının geri iadesi oldu. Dördüncü hatası Alevi, Sünni Alevileri demiyorum. Evet. Ehli sünnet vel cemaat üzerinde olan Alevi kardeşlerimizi demiyorum. Bunlara bir Alevi mezhebi kurmakla oldu. Alevi mezhebi kuruldu şu anda. Evet. Efendim, dördüncü büyük hatası da tabii bu böyle hatalar üst üste geldi. Kumpas hatası çok büyük hataydı. Kumpas hatası evet bir kumpas oldu ama kumpası asker yaptı. Bakın bunu ben ilk söylüyorum belki ama kumpası asker yaptı. Kumpası efendim cemaat yapmadı kumpası. Asker yaptı. Asker gizli darbe yaptı AK Parti'ye. AK Parti'ye asker gizli darbe yaptı, balans ayar yaptı ve bütün sözlerini, konuştuklarını geri yutturdu AK Parti'ye. Geri yutturdu AK Parti'ye ve bir kumpas
olarak da efendim şeyin üstüne yıktılar. Bu kumpas oldu ama bu kumpas askerin kumpasıydı. Yani paralel yapı falan yok diyorsunuz. Paralel yapı uydurma bir yapı bu. Paralel yapı bana göre yani. Evet. Paralel yapı uydurma bir yapı ama kumpas doğru ama asker yaptı. Paralel yapı yapmadı kumpası. Şimdi efendim paralel yapı bakın paralel yapı yaptı deseniz 28 Şubat'ı inkar etmiş olursunuz. Evet. Ergenekon çetesini inkar etmiş olursunuz. Yapılacak darbe girişimlerini de siz söylüyorsunuz. Yani onlar söylüyorlardı. Evet. Bunları da inkar etmiş olursunuz, tesisat oluşturursunuz. Burada da bir rahatsızlık var. Ahmet Keçez'in söylediği gibi bir yanlışlık var yani. Evet kumpas oldu ama gizli kumpas oldu. Genelkurmay başkanını takdir ediyorum. Öbür genel başkan gibi, başbuğ gibi alenen siyaset yapmadı. Ama arkadan işini yürüttü. İşini yürüttü ve arkadaşlarını kurtardı. Onları içeri atanları içeri attırdı. Ve 2004'te alınan Gülen cemaati ve cemaatler hakkındaki kararının üzerine noktayı koydu ve yürürlüğe sokturdu. Evet. İşte kumpas bu. Ve AK Parti vesait altına girdi. Tayyip Bey büyük işler yaptı. Bak bunun yanında. İnkar edilemez. Evet. Çok büyük işler yaptı. Sağlık alanında olsun, ekonomi alanında olsun, dünya çapında olsun belirli bir yere girdi ama kariyerini koruyamadı bana göre. Evet. Kariyerini koruyamadı. Orta Doğu projesi çıkmaza soktu Tayyip Bey'i. Şu anda yine takdir ediyorum Tayyip Bey'i. Takdir ediyorum. AK Parti çizgisine geldi. AK Parti çizgisine geldi Tayyip evet. Bey. Şu anda AK Parti çizgisinde yürüyor. Başkanlık sistemini Dursun Güneş söylemişti, getirmişti. O da efendim bu sistemi okeyledi ve Halife Ali'ye gidiyor. Şu anda ben Tayyip Bey'i tebrik ediyorum. Tayyip Bey Osmanlı halifelerinden birisi olarak kendisini halka açtı. Ya halife mi diyorsunuz? Ben şu anda Tayyip Bey halife. Bu inkar edilemez söylenmiş. İsmi konmamış. Ve bunun projesini de Tayyip Bey hazırlamış. Hazırlamış. Efendim projesini koymuş. Bin küsür odalı sarayı boşuna yaptırmadı Tayyip Bey. Bak belki öncülüğünü biz başlattık. Bunun projesini biz çizdik ama Tayyip Bey bunu hemen aldı, kaptı ve bunu hemen projesini yaptı. Belki ilk defa söylüyorum bunu ve halifeliğe kendisini oturtturdu, koydu. Orada halifelik şeyini işte bunu halka anlatmaya çalışıyor. Büyük bir devrim içerisinde bir çağın kapanıp bir çağın açılması olabilir. İşte laikliğin gömleğinin yırtılıp atılmasına sebep olabilir bu. Bir ikincisi Türkiye laik devlet değil de Türkiye İslam Cumhuriyeti adı konarak efendim bir halifeliği ortaya koyabilir. Türkiye lider ülke olabilir. Şimdi biz de kendimizi halife diyoruz. O da kendisini halife diyor. Ama biz Allah ve Resulü'nün halifesiyiz. İslam'ın halifesiyiz. O da Osmanlı halifesi. İkimizin bir araya gelme zamanının geldiğini, yaklaştığını da görüyorum ben. Tayyip Bey'in baştan yolunu yanlış tuttuğunu, bazı çevreler, masonik çevreler onu işte korkudan olan şeyler yanlış yol saptırdığını ve sonra manasını fark ettiğimde Tayyip Bey sonradan dönüp Hak ve Hakkat Parti'nin çizgisine geleceğini tefekkür ediyordum ve geldi. Fevkalade de gelecek. Başka zaten çıkarı yoktur. Bugün Güneydoğu'daki sıkıntıların daha çoğu laiklikten kaynaklanmaktadır. Evet. Türkiye'deki sıkıntıların çoğu laiklikten kaynaklanmaktadır. Tayyip ediyorum mesela bu kadar açılım yaptın. Kürt açılımı yaptın, Ermeni açılımı yaptın, Alevi açılımı yaptın. Asıl sorun İslam açılımını niye yapmadın? Tarikatlar başı başına bir mesele, tarikat açılımını niye yapmadın? Ya onu da bizden mi bekliyorsun? Abi biz açılımı yaptık, belki tarikat
tarikatlar hakkında da olumlu bir yol mesafe kat etmişler. Şu anda tarikatlar da altın çağını yaşıyorlar Allah için. Zaten bundan puan topluyor. Evet. Onun için şu anda o durum iyi ama siyasi alanda hala yine yanlışlar mevcut görünüyor. Sevgili hocam, şimdi Tayyip Erdoğan için halife, evet, ama ismi konulmamış diyorsunuz, evet, da. Şimdi Partililer söylüyor zaten. Rahmetli Erbakan döneminde, evet, İslam Birliği'nin oluşması için bir çaba, evet, gösterildi. Şu anki mevcut Cumhurbaşkanı da Sayın Erbakan'ın öğrencisiydi. Evet. Aynı siyasi partide. Şimdi İslam Birliği bir tarafa, Avrupa Birliği'ne girmek için Türkiye tüm kozlarını oynadı. Ama almadılar. Evet. Halife, madem halife birisi ise neden illa Avrupa Birliği diyor? Şimdi farkındaysanız çoktandır bu Suriye'de yediği tokattan dolayı artık Avrupa Birliği'ne fazla önem vermiyor, usulen yürütmeye çalışıyor. Esas Türk birlikleriyle beraber, Türk Cumhuriyetleriyle beraber İslam Birliği'ni kurmak çapası içerisindedir. Buna göre her şeyini de hazırlamıştır. Ben ondan bir görüşme talep ettim, o yanlış anladı. Herhalde bizim partili seçime girecek, girmeyecek, ondan anladı. Halbuki ittifak yapmak için veya bazı şeyler için, halbuki bizim böyle şeye ihtiyacımız yok. Evet. Biz manadan değerimizi alırız. Konulmamız gerekiyor, nereye konuyorsak. Bizim soracağımız yer var, ona sorarız. Biz ne Tayyip'e sorarız, ne de Amerika'ya sorarız, ne de İsrail'e sorarız. Bizim liderimiz var, önderimiz var. Hazreti Allah'a sorarız, Hazreti Resulullah'a sorarız. Biz bundan aciz değiliz ki. Evet. Tayyip'e gidip soracağız. Ben Tayyip'e bazı şeyleri söyleyemek için ondan beri randevu talep ettim. O da sen benim hakkımda böyle konuşuyorsun da benimle ne diye karşı karşıya geleceksin. Biz işte siyaset yapıyoruz, İslamlı siyaset yapıyoruz. Yaptığın yanlışları sana söylemeye çalışacağım. Sana yol göstermeye çalışacaktım. Nasıl yol gösterecek? Eğer Suriye'ye girmiş olsaydı, madem girişimini yaptın, girmiş olsaydı bu kadar kan da akmayacaktı. Ve Şam'a da rahatlıkla girecekti ve çok güzel de bir ortam meydana gelecekti. Şimdi ne yapacak? Bugün yarın Şam'a kara hareketini başlatacaklar. Ne olacak? Kumpasa gelecek. Kimin oyunu sizce bu? Amerika'nın oyunu, kimin oyunu? Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı oldukları için Amerika'yla biz paralel çalışıyoruz diyor zaten. Evet. Beraber çalışıyoruz. Bunda da hiçbir sorunumuz yok. Dışişleri Bakanı da öyle söylüyordu, o da öyle söylüyor. Bunda hiçbir sorunumuz yok. Onlar işte nasıl bize hareket edin diyorlarsa biz de öyle hareket ediyoruz. Müttefikiyiz diyor. Seni yanlışa itiyorsa da yine hala bu yanlışa mı gideceksin yani? Hala akıllanmayacak mısın? Suriye'de o meselesinde yalnız bırakıldın. Terör meselesinde yalnız bırakıldın, terörde sana geri adım attılar, bakın Kürdistan'ı kurdurdular, hala daha bunun üzerine mi gideceksin yani? Bu halkı birbirine mi vurduracaksın? Kesinlikle biz bu oluşumu kabul etmiyoruz. Etmeyiz de edemeyiz de, bizim kanımıza dokunuyor. Vatanı sevmek imandandır. Milletimizi de seviyoruz, vatanımızı da seviyoruz. Yeri gelince de milliyetçilik yapıyoruz. Milliyetçilik olmaz ama vatanı sevmek mi? Değil mi efendim? İmandandır. Şimdi sevgili hocam, 2023 hedef konulmuş iktidar, evet, partisi. 2023'e hedef göstermiş. Yeni bir Türkiye. Yeni slogan, yeni Türkiye. Dolayısıyla şu anda sizin bahsettiğiniz konular, yaşanan gerçekler, Türkiye nereye gidiyor sevgili hocam? Bunu fark edemiyorlar. Tabii basiretsiz insanlar, yani gözünü önünü göremeyen insanlar, şeysiz, farsız yürüyen insanlar bunlar. Sizin esas körlüğünüz gönül gözünün kör olmasıdır diyor. Evet. Biz buna basiretsiz insanlar diyoruz. Aklıyla dolanan insanlar. Akıl ama işte gidiyor işte Suriye'de bir bataklığa batıyor da oradan çıkamıyor. Hadi çık bakalım. Ama Allah-u Teala sığınırsanız diyor, Allah-u Teala size çıkış yollarını gösterir. Bakın şu anda benim görebildiğim kadar parti Tayyip'e zarar veriyor. Parti Tayyip'e zarar veriyor. Tayyip partiden kendisini kurtarması lazım. Partiyi bırakması lazım.
halkın cumhurbaşkanı olması lazım. Halkın cumhurbaşkanı olur. Eğer bu halifelikte dikkatli olursa halifedir. Halifedir. Ben nasıl 10 sene başbakan olacaksın söylediğim gibi aynen bu şeyde dikkat olursa halifedir. Ama parti ona zarar verir. Parti bitti artık. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Aynen Demokrat Parti'nin neticesine düştü. Efendim Anavatan Partisi'nin düştüğü çukura düştü. Efendim doğru yolun düştüğü çukura düştü. Bu parti daha iflah olmaz. Ha yapabilecekse yeni bir parti kurup hak ve adalet üzerine kurup o partiyle yol alması lazım. Bu AK Parti de olabilir. Ama o parti bitti, çürüdü o parti. Misyoneler partisi oldu bu parti. Şimdi halifelik diyorsunuz da sevgili hocam, evet. Türkiye'de uyuşturucu kullanma yaşı çok düştü. Bugün zina suç olmaktan çıkmış bir vaziyette. Nasıl bir halifelik bu? Şimdi halifelik gelirse Osmanlı halifeliği gibi, ama Osmanlı halifeliği gibi dokunulmazlıklar olursa hiçbir makarizma yürümez. Evet. Evvela kuvvetli bir anayasa yapılması gerekiyor. Kuvvetli bir anayasa adalet üzerine. Sayın Erbakan işte adil sistemi getireceğiz derdi. Tam adalet diyemezdi. Adil sistem üzerine. Adaleti oturtturmadıktan sonra hiçbir mekanizma çalışmaz. Adaleti oturtturması için de dokunulmazlıkların tümüyle kaldırılması lazım. Dokunulmazlıklar kaldırılabilir mi sizce? Tabii şimdi AK Partisi gelse dokunulmaz, AK Partisi, Hak ve Hakikat Partisi gelse dokunulmazlıkları tümüyle kaldırabilir. Ya iktidar partisi kaldırır mı şu anki mevcut? Şu andaki iktidar partisi kaldırır mı dokunulmazlığı? Kaldırır mı dokunulmazlığı? Hasta adam. Evet. Suçlu adam. Tökülen adam. Yani korkuları olan bir adam kaldırabilir mi? Dokunulmazlık zırhının arkasına gizleniyor zaten. Evet. Şimdi başkanlık sistemi konuşuluyor. Evet. Bu da halifeliğin bir parçası mı sizce? Başlangıcı. Başlangıcı. Tabii halifelik yani Avrupa'da, Amerika'da yer başkanlık sistemi, başkanlık sistemi var. Evet. Türkiye Müslüman devletlerle de iç içe olduğu için, Müslüman olduğu için halifelik de başkanlık sisteminin bir benzeri, zaten halifelikten alınmış başkanlık sistemi. Ama buna o zaman halifeliğin modern adı başkanlık mı oluyor? Modernleştirmek, yani. Biraz daha modernleştirmek, evet. Seçim sistemiyle halifeliği getirmek, ortaya koymak. Ama o da seçim sistemiyle yani. Evet. İşte altında bir heyet oluşturmak, aynen şeyde olduğu gibi, efendim onun altında da bir hükümet oluşturmak, ufak bir hükümet. Bu kadar milletvekiline zaten gerek yok. 550 kişinin 50 kişi iş yapıyor. 550 kişi maaş alıyor. Hepsi de dokunulmaz. Hepsi de ayrı bir yolunu buluyor. Yani böyle bir rahatsızlık da var. Ve bu milletvekillerinin de çoğusu yok olması demek. Evet. 400 milletvekili istiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Anayasa, yeni anayasa için, başkanlık sistemi için. Balon uçuruyor. Tutarsa, ama ben olayı söylüyorum. Olduğu gibi söylüyorum. Ben hatta tefekkür etsem tam sayıyı verebilirim de. Mesela kaç olur tahminen? Yani tefekkür et, tam sayı verebilirsin de bu AK Parti'nin azimet, azameti demek bu seçimler. Evet. Size yüzdeleme bazında kaç oy alabilir iktidar partisi? Yani %49 mu 48 en son? Yok oralara çıkıyor. yok en son seçimler için, evet. Diyorum. Şimdi şu andaki yapılacak seçimler için 40'a çıkamaz. 40'a çıkamaz? 40'a çıkamaz. O zaman 400 vekil hayal. Şöyle olur mesela, DTP ile beraber, HDP ile beraber belki koalisyon yapar. Düşünürlerse, çünkü o PKK ile iç içe olan bir parti, evet. PKK ile eş yürüyen, yani müttefiki olan bir parti olduğu için belki onunla yaparsa bu da geçici olur, çünkü onunla yürütme şansı yoktur Türkiye'de. Evet. Şimdi efendim, tabii iktidar partisi için ayrıca bir başka iddia var.
işte HDP ile ortak çalışıyor gibi. Siz katılıyor musunuz buna? Yani AK Parti tabii, HDP tabii, beraber tabii. Çalışıyor. Aynı beraber. Zaten Çırağan Sarayı'nda gitti şeyin Abdullah Öcalan, Törerbaşı Abdullah Öcalan'ın talimatını okumadılar mı İçişleri Bakanı? Evet. Terörle beraber. Bunları da kabul etmediler mi? Her bütün şeyleri gelip kabul etmiyorlar mı? Beraber çalışmıyorlar mı? Evet. Güney Kürdistan'ı bak bunu tabii bu gerçek. Şöyle bak, ne APO kurdu ne de Barzan'ı kurdu. Kürdistan'ı Sayın Tayyip Bey kurdu. Ahmet Davutoğlu'yla beraber. Çok kuvvetli çalışma yaptılar. Ve bunu başardılar buraya kadar. Ama buradan sonrasını nasıl yapacaklar? İşte bu sıkıntı, çok sıkıntı. Evet. Bünyamin Bey attığımızda. Bünyamin Bey hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Sesiniz biraz az çıkıyor ama. Dip olduğu için ondan ben sıkıntı geliyor. Evet buyurun. Nazım Bey, ilk önce size kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Şimdi bu AK Parti 400 milletvekili diyor. Evet. 400 tane milletvekili dediğine göre bu geri kalan partiler başkana düşüyor yani. Şimdi soruyu tam anlayamadım. Diyor ki 400 milletvekili AK Parti alıyor da öbür partilere milletvekili yok mu diyor. 150 milletvekili kalıyor geriye. Bunun haraki fikrinde şu var. Şimdi CHP 75 birine düşmek oluyor. Evet. Şimdi, o zaman 400 milletvekili çıkartmış oluyor. Evet. Şimdi eğer yok zaman düşünüyor mu? Ben zaten senin taban milletvekili belli. Evet. Ya 100 tane ya 100 küsür tane. Evet. Buradan MHP'nin de taban milletvekilleri belli. Evet. Şimdi bu millet artık akıllandı. Kime ne oy vereceğinde bilincinde. Evet. Eğer millet oturup düşünürse her durum için en hayır neyse onu oyu kullanırlar. Evet. Şimdi burada A partisi ve partisi önemli değil. Her parti bizim partimizdir. Yeter ki Erzurum yapsınlar. Evet. Teşekkür ediyoruz Bünyamin Bey. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Şimdi sevgili hocam, tabii iktidar partisi bir zamanlar cemaatle Fethullah Gülen Hoca ile beraber çalışan, fotoğraflarla belgelenen bir tablodaydı. Şimdi ise iki adeta düşman profili çiziliyor. İşte paralel yapı adı konulmuş. Operasyonlar düzenleniyor. İşte dershanelerden tutun da işte farklı farklı mekanlara baskınlar yapılıyor. Tabii emniyet mensuplarından gözaltına alınanlar oldu. İşte savcılar, hakimler bugün içeri atıldı. Dolayısıyla sizce bu işte cemaatin suçu var mı? Cemaatte tabii ki sade susuz diyemeyiz. Evet. Sade susuz diyemeyiz. Cemaat Tayyip Bey'e tam kilitlenmişti. Bizimle görüştüğümüz yerlerde biz çok yetkililer bayağı münakaşa ediyordular. Tayyip ne yapıyorsa doğrudur diyordular. Ben de şimdi diyorum Tayyip ne yapıyorsa doğrudur. Bu acıya da katlanın diyorum. Onlar için diyorum. Evet. Bize karşı acımasız olanlar şimdi karşısında kumpastan sonra olan oldu bu. Halbuki Tayyip'i zirveye çıkaran cemaat oldu. Emniyet teşkilatı Tayyip'e sahip çıktı. Tayyip'e sahip çıktı ve Tayyip askeri vesayeti kırmayı başardı. Onların sayesinde başardı. Ama sonradan iş tersine döndü. İşte cezaevindeyken söylüyorlardı. Biz dışarı çıkacağız, bize içeri atanları biz içeri basacağız. Bu proje gerçekleştirdi işte Genelkurmay Başkanı'nın sayesinde. Gerçekleştirdi ve kumpas olayı olunca direkt ters tepki yaptı ve o insanlar suçlu gösterildi.
ve suçlu gösterilmesi de lazım idi. Neden lazımdı? Bugün AK Parti'nin ayakta durması için karşı tepki, ben buna respot diyorum. Evet. İşte ondan da mahkemedeyim. Yani respot çekti ve ona karşı bir önlem aldı. Kendisini zırh olarak giyindi. Bunu onları karalamak, onları diskalifiye etmek. Bunların siyasi sisteminde şu var. Avrupa'da da bu var. Bu Siyonist sistemi, ya taraf olacaksın ya bertaraf olacaksın. Eğer taraf değilsen bertarafsın. Şimdi bize de onu diyorlar. Efendim, ya bizimle taraf olacaksın ya da bertaraf olacaksın. Biz haktan ayrılamayız kesinlikle. Onlar da işte Oslo görüşmeleriyle karşı çıkmaya başlayınca bertaraf olmaya başladılar ve bertaraf oldular. Bunu da çok acı oldu. Evet, çok acı oldu. Cemaatlerin siyasete bu kadar yön vermesi doğru mu sizce? Cemaat siyasette geç kaldı. Bir erkeklik, bir böyle kişilik duruşu sergileyemedi. Eğer bir duruş sergileyebilseydi zaten bu iş bu boyuta varmazdı. Korkak kaptan her zaman gemisini batırmıştır. Evet. Dün bir sohbet yapıyordum, gezi yaptım, bir kahveye uğradım, kahvede konuşma yapıyorum. Birileri karşıma çıktı, inadına aksi şeyden soru sormaya başladılar. Bir anda kevşettim. Dedim eğer ben alttan alırsam bunlar burada beni mağlup edecekler. Evet. Ve hemen üst perdeden konuşmaya başladım. Ve orada haklı olarak ayrıldım. Ama onlar gibi alt perdeden alsaydım orada mağlup çıkacaktım. Belki de dayak yiyecektim. Bu budur efendim. Bu harman yanlışı kaldırmaz. Ya er kişi olacaksın, gerekini yapacaksın. Evet, bu Zülfikar, bu kılıç sana ama bunun hakkını vereceksin diyor. Hakkı vermek ne demektir ya Resulullah? Hakkını vermek, onunla cenk etmektir. Allah-u Teala bu serveti sana banka kurasın diye vermedi. Bu serveti sana carcur yapasın diye vermedi. Bu serveti sana Allah yolunda mücadele edesin, cihad edesin diye verdi. Allah'ı inkar edesin diye vermedi. Muhammedur Resulullah'ı, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'ı kaldırasın diye vermedi. Allah bu saltanatı sana efendim neymiş? Fantazi İslam diye vermedi. İslam'ı, hak ve hakikati savunasın diye verdi sana. Allah bu saltanatı sana CHP'nin yanında Allah'a düşman, Allah'ın dinine düşman olan CHP'ni savunmak için vermedi. Bu saltanatı sana. Beyefendi, bu saltanatı hakkı savunasın diye verdi. Öyle korkup kaçmakla böyle olur. Kaç bakayım nereye kadar kaçacaksın? Senin sığınacağın yer haktır, 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 haktır. Haktan gayrı sığınacağın yer yok. Onu bildiğin halde ondan kaçtın. Allah da sana bu musibetleri, bu belaları yağdıracak, yağdıracak da, daha da. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı mitinglere başladı biliyorsunuz. Bir tarafta evet. Başbakan, bir tarafta Cumhurbaşkanı kimi yerde... işte Almanya'daki mitingi vardı dün. İzmir'de bir mitingi vardı ama vatandaşlar ilgi göstermemiş. Bir tarafta başbakan, bir tarafta cumhurbaşkanı aynı şeyleri ifade eder gibi mitingler düzenliyorlar. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte biraz önce de söylediğim gibi ben doğru bulmuyorum cumhurbaşkanının böyle miting yapmasını. Parti ona zarar verdiğini söylüyorum. Bu yanlıştan da geri dönmesi, yani cumhurun başkanı olması gerektiğini söylüyorum. Partinin ne zararları var Sayın Erdoğan? Partinin ne zararları var? Parti çürümüş parti, bunu bir kere kabul etmek lazım. Parti dolgularla doldu şimdi. Yani
Gerçek dava adamı ortada kalmadı, yok. Köşe adamları var. Evet. Şimdi efendim, tabii konuşmanızda hep dış politika ağırlıklı konuşmalar evet. yapıyorsunuz. Oysa Türkiye'de ekonomi, tarım, işsizlik, esnafın, işçinin, köylünün, memurun, emeklinin yaşadığı sıkıntılar da var. Evet. Dolayısıyla iç politikadaki bu tabloyu değerlendirirsek, Dursun Güneş tabloya neler ekleyecek? Şimdi efendim, bu Orta Doğu projesiyle ekonomimiz bozulmaya başladı biliyorsunuz. Evet. İhracatımız durdu. Evet. İthalatımız yine devam ediyor. Evet. Efendim, açık bayağı aldı başını gidiyor. Borcumuz 60 trilyonu geçmiş Allahu'l alem. Evet. Böyle bir kırılgan bir ekonomi içerisine düştük. Evet. Daha Müslüman ülkelerle aramız açıldı. Libya'dan atıldık, Mısır'dan atıldık. Evet. Suriye'yi bitirdik, Irak'ı bitirdik. Bir Barzani hemşerimiz kaldı, dostumuz. Evet. Bununla biz nereye varacağız? Bir de Rusya, o da karşılıklı tabii bu şeyi. Onun için her an seçim ve seçim sonrasına kadar bir ekonomi kriz kapının önünde. Yani bu kaçınılmaz. Bu sefer teyit geçeceğini zannetmiyorum. Evet, Türkiye'nin parası var. Türkiye mesela Tayyip'i şundan da çok destekleyenler var. İşte herkese, talebelere para veriyor, burs veriyorlar. Fakirlere yardım ediyorlar. Bu AK Parti'nin bir lütfu ihsanı değil ki bu. Ne de Tayyip'in babasının çiftliğinin meyvesi bu. Yani bu efendim, bu halkın fakirlik fonuna olan paranın birikiminin halka yansıması. Evet. Tabii bu da güzel bir şey. Güzel yaptığı işlerden birisi de Tayyip'in budur. İkincisi, sağlık açısından yapmış olduğu güzel işleri var. Efendim, onları tabii inkar edilemez. Ama ekonomi şu anda vergi ekonomisine düştük. Sonra çok aşırı bir şekilde israf var. İsraf var. Bu israfın muhakkak önlenmesi lazım. Mesela ben bir iki kare söyleyeyim. Kiralamalarda, bak evet. kiralamalarda çok önemli, aşırı bir derecede israf var. Bilmiyorum, araştırmacılar. Araç kiralama mı? Araç kiralama, mülk kiralama. Evet. Bizim şahit olduğumuz çok önemli kiralama hususunda tespitlerimiz var. Buradan biliyoruz, yani onun bunu söylemesiyle değil, evet. çok fahiş bir şekilde kiralama, çok fahiş bir şekilde efendim taraf kollama ve israf var. Bu israftan muhakkak Türkiye'nin kaçınılması lazım, bu kriz gelirken kaçınılması lazım ve orta direğin desteklenmesi gerekiyor. Biten çiftçi muhakkak yardıma çok büyük ihtiyacı var. Petrolü en az geliş fiyatına petrolü çiftçiye sunması gerekiyor ki çiftçi tarımını üretebilsin, hayvancılığını geliştirebilsin. Çok her tarafta büyük bir rahatsızlık var. Bu durumda daha hakeza yani. Evet. Onun için eğer bunlar yapılmazsa toplu bir patlama meydana gelebilir. Evet. En büyük tehlike de budur, halkın patlamasıdır. Bunlar da birikmek üzere, böyle bir bazı kişileri efendim destek verip ayakta tutmakla değil, bütün çiftçiye destek vermelidir. Orta kesim, zaten üst kesimler aldı başını gitti, onlar işini biliyorlar. Memurum işini bilir dediği gibi, onlar hükümetle araları iyi, gerekeni yapıyorlar onlar. Ondan dolayı büyük sıkıntılar var. Tabi bunlar daha bu işe bakmıyorlar, seçimi kurtarmaya çalışıyorlar. Seçimde de büyük yenilgiye uğrayacaklarını zannediyorum. Evet. Şimdi siz Ümre'deydiniz. Evet. Allah kabul etsin bir kez daha. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Siyasi parti liderleri seçim beyannamelerini açıkladılar. Evet.
İşte bir genel başkan 5000 lira asgari ücret vaat ediyor. Bir genel başkan 1400 lira asgari ücret vaat ediyor. İşte mazot 1.75'e düşürülecek. İşsizlere iş imkanı, açsızlara aş imkanı, ev hanımlarına maaş falan filan. Dursun Güneş genel başkan olarak seçim beyannamelerini gördünüz mü veya duydunuz mu? Takip evet. Etme şansınız oldu mu? İyi, gördüm. Biz bazı şeylerde konuşmalarda fark ettim böyle. Evet, 5000 lira asgari ücret. Evet. Bir genel başkan olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir afaki konuşmak yani. Olmaz mı yani? Afaki konuşmak. 5000 lira asgari ücret olmaz mı? Futuhasız. Asgari ücret 5000 lira olmaz diyor. Efendim şu anda bir insanın geçimi nasıl bir geçimi sağlayabilmelidir? En az emeklilerin emeklilerin ve yeni işçilerin asgari ücretin yani 1 milyarın üzerinde olması lazım. Tavan dondurulması lazım. Bak tavan donması lazım. Tavan çok afaki. Tavan çok afaki. Tavan tavana yaklaşması lazım. Yani 1500'den başlar. Efendim 2000'e doğru tabanı çıkarırsınız ama tavanın donması lazım. Afaki bir uçurum var arada. Şimdi efendim piyasalarda özellikle sebze de inanılmaz bir artış var. Malum patates artık yurt dışından ihracat yapılıyor Türkiye'ye. İthal edildi. Yani patates bile artık ithal geldi ve 4 lira 5 lira kilosu patatesten satılır oldu. Dolayısıyla asgari ücretin 950 lira veya 1000 lira olduğu bir ülkede nasıl vatandaşlar geçimini sağlayacak? Şimdi kiraların en az 500 kira lira var. Evet. En az 500 lira olduğu bir ülkede 800 lira 1 milyar zaten kiralar var yani. Bir insanın gazıydı efendim. Elektriği, suyu, telefonu. Suydu, telefonuydu da yani. Katarsanız yiyecek paraya artık annesinden mi yürütecek, babasından mı yürütecek yahut birinden mi nasıl yapacaksa bankalara mesir olacak. Bankalara mesir olacak. Şu anda ben yine soruyorum. Bankalara uğramayan hiç kimse yok aşağı yukarı hele çiftçilerden. Evet. Hepsi esir olmuş. Bu da şunu gösteriyor. İslamiyet'ten çok uzaklaşmışız. İslamiyet'ten çok uzaklaşmışız. Üstü örtük bir cahiliye dönemine girmişiz. Kebair günah işliyoruz. Bankadan faiz almak. Kebair günah. Bir cemaat lideri kalkıyor, banka açıyor. Bu bir kötü bir örnek. Evet. Ve insanlara kötü örnek oluyor. Bazı bankalardan para almak helaldir deniyor bazı işte dinayet. Dinayet zaten kendisi bozuk, o da faiz yiyor. 5-6 ay evvel milletin parasını alıyor, hacca gideceklerin parasını. Bu da sırası geldiyse söyleyeyim. Faize yatırıyor, en yüksek derecede faize yatırıyor. Diyorum acaba hacdaki hacılara çorbayı faiz parasıyla mı yediriyorsunuz? Bu imamlara bu faiz parasıyla mı imamların şeylerini veriyorsunuz ki maaşlarını? Bu imamlar hepsi basiretsiz, kör, hakikatten uzak, ilimden uzak, irfandan uzak. Şimdi tabii Diyanet İşleri Başkanlığı evet ülke için çok önemli. En azından dinimizi temsilen, dinimizi bilgilendirme noktasında bir kuruluş. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1 milyon liralık yani 1 trilyonluk bir arabaya, makam arabasına binmesi de biraz vatandaşların da tepkisini çekti ister istemez. Yani. Artı bu dediğiniz olayı daha önce başkaları da söyledi. Yani özellikle bir şöyle söyleyeyim. Diyanet işlerinde yaşanan sıkıntılar çok fazla ama yeterli denetim yapılıyor mu? O da ayrı tartışılacak bir konu. Çok fazla. Bu yüzeysel çıkamıyor dinayet olduğu için. Evet. Ben bunu da söyleyeyim. En büyük yolsuzluklar birisi dinayette yapılıyor. Dinayet baştan aşağı taranmalı, yeniden yapılandırılmalı. O zaman sevgili hocam biz İslam'dan tamamen kopmuş muyuz? Tamamen sade kimlik kalmışız.
Bugün zinayı serbest bırakmışız, dinayet buna sessiz. Evet. Faizi rahatlıkla yiyoruz, dinayet buna sessiz. Çırılçıplak ortada geziyoruz, dinayet buna sessiz. Dinayet şunu diyor, sakın bakmayın çıplaklara. Ama demiyor ki ulan kodoş, niye hanımını açık gezdiriyorsun? Niye kızını açık gezdiriyorsun? Bu dinde haramdır demiyor onu. Diyemiyor onu. Evet. Ulan kodoş, camiye niye geldin kızını, çoluğunu, çocuğunu böyle gezdiriyorsan? Bu seninki sahtekarlıktır diyemiyor onu. Evet. Şimdi Sayın Güneş, çarşamba günü yine sohbetimize devam edeceğiz. Evet. Çarşamba günü saat 13'te eğer müsait olursanız son olarak şunu sormak istiyorum ben. Dursun Güneş 25. dönem milletvekili olarak evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderse evet. nasıl bir milletvekili olacak? Hakkı temsil eden bir milletvekili olacağım. Anadolu, öz Anadolu evladı olarak. Hormonlanmamış. Biz hormonluktan temizlendik. Hormonlanmamız saf, tertemiz, adam gibi adam olarak orada duracağıma söz veriyorum ben. Neden duygusallaştınız hocam? Evet, ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza derdimiz sağlık. Derdimiz çok, çok fazla derdimiz var. Bizim Hakk'a, Hakk'ı temsil eden insanlara, Eroğlu Erdere ihtiyacımız var. Evet, Türkiye'nin gidişi, dünyanın durumu hiç iç açıcı değil. Ben yozlaşmış İslam, taklidi iman içerisinde olduğunu söylüyorum. Bunu da bu cehaleti yaşadıklarından tespit ederek söylüyorum ben. Eğer taklidi bir imanda olmazsanız, bu gidişatı, bu vaziyeti kabul etmezsiniz. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Evet. Resulullah Efendimiz Ayşe validemizden rivayet edilen şöyle söylemiştir. Çıplak kadınlar cehennemliktirler. Bir gün dinayet bunu söyleyebilmiş mi? Bu insanlar söyleyebilmiş mi? Bu insanlar efendim sadece kimlik üzerinde Müslüman. Hakkı ortaya koyma şansları da yok. Zehirlenmişler. Bir insan faiz yiyorsa tamamen onun dini duyguları ölmüştür. Namaz kılıyorsa da nafiledir, namazı kılamaz. Ben çoğusunu gönül adamıyım, ben çoğusunun gönlünü yokluyorum, bakıyorum. İnan ki çoğusunun cünabet olarak namaz kıldığını görüyorum. Göz zinası yapmış. Bir kere onların boy abdesti tövbe istiğfar etmesi lazım. Bunların, bu insanların çoğusunun yeniden tövbe istiğfar edip Müslüman olması lazım. Bangalardan el çekmesi lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Çarşamba günü müsait olduğunuzda yine sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Bu bir de değil de bunu 3'te 4'te 5'te ayarlarız onu. Ayarlayalım olur, onu. Olur. Bir de günümüzü bizim kapatıyor. Evet. Oldu. Sevgili izleyiciler, biz Erzurum'da bugün 25. dönem Bağımsız Erzurum Milletvekili adayı Sayın Dursun Güneş bizlerle birlikte oldu. Tabii ki Erzurum'u konuşuyoruz, siyaseti konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Ta ki 5 Haziran tarihine kadar seçim özel programlarıyla karşınızda olacağız. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde demeyeceğim, saat 14.30'da Merkez Parti Milletvekili adayı Sayın Metin Hacı Mustafaoğlu bizlerle birlikte olacak. Yarım saatlik bir aradan sonra yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.